Bu videoda 14. konuyu işleyeceğiz. 14. konunun içeriği döngülerle arının çiçeklerden nektar toplayıp bal yapmasını sağlamak. Sahne 14, arı döngüler. Birinci etkinlik. Bal yapmak için nektarı al. İlk etkinlikte döngü kod bloğu eklenmemiş. Bunu daha önceki yöntemlerle döngüsüz tekrarlayarak yapacağız. Arının nektarı, çiçeğin nektarını almak için önce çiçeğin üzerine gelmesi gerekiyor. Daha sonra değer al kod bloğu ile nektarı alıyoruz. Arının çiçeğe ulaşması için 2, 3, 4, 5 birim sağa doğru ilerlemesi gerekiyor. Sağa doğru ilerle kod bloğunu alt alta 5 tane eklediğimde arının çiçeğin üzerine gelmesini sağlıyorum. Çiçeğin üzerine geldiğinde değer al komutu ile çiçekte bulunan bir nektarı alıyorum. Bal yapmak üzere peteğe gitmem gerekiyor. Çiçekten peteğe doğru yukarıya bir birim ilerliyorum. Ve yap komutuyla aldığım nektarı bala çeviriyorum. Gördüğünüz gibi döngü olmadığı için burada aynı komutu 5 kere alt alta tekrarlamam gerekti. İkinci etkinliğe geçiyoruz. Tekrarlı bloğu kullanarak ilerleyip nektar ve balı alalım. Şimdi burada yine birinci etkinliğin aynısı, farklı olarak kod bloklarında tekrarla kod bloğunu kullanabilir hale gelmiş. Ne yapıyorum? Ben daha önce 5 birim ileriye sağa doğru ilerlemiştim arımla. Bunu döngüyle yapıyorum. Nasıldı döngünün kullanımı? Pembe kod bloğu tekrarla kod bloğunun içine eklediğim herhangi bir komutu, kod bloğunu benim söylediğim rakam kadar tekrarlıyordu. Böylece alt alta 5 tane bir birim ileri git komutu yerine bu komutu döngü içinde kullanıp bu komutun 5 kere tekrarlamasını sağlıyorum. Daha sonra çiçeğin üzerine geliyor. Çiçeğin nektarını alıyorum. Nektarı aldıktan sonra bir birim yukarı çıkıyorum ve yap komutuyla aldığım nektarı bala çeviriyorum. Çalıştıralım. Evet, bu şekilde tamamlanmış oldu etkinlik. Üçüncü etkinlik. Üçüncü etkinlikte daha önceki bilgimizi hatırlayalım. Buradaki çiçek altında yazan 3 rakamı bu çiçeğin 3 nektara sahip olduğunu ve bu çiçekten 3 kere nektar alabileceğimizi gösteriyor. Bu çiçeğin üzerindeyken değer al komutu, değer al komutu 1 nektar aldığı için 3 nektar almak için bu komutu 3 kere uygulamamız gerekiyor. Aynı şekilde peteğin altında da 3 rakamı bu peteğe 3 nektar kullanarak bal yapabileceğimizi söylüyor. Yine 3 kere bal yapabilmemiz için yap komutunu da 3 kere kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada bu işlemler için önce arımın 1-2 birim ilerleyerek sola doğru çiçeğin üzerine gelmesi gerekiyor. Sola doğru 2 birimi birbirini tekrarlayan bir işlem olduğu için sola doğru 2 kere tekrarlayarak git. 2 kere alt alta koymak yerine döngüyle yaptım. Bunun üzerine geldiğinde baldan değer alacağım ama 3 kere değer alacağım için bu komutu 3 kere yazmak yerine bir döngünün içerisine koyup
bu komutu 3 kere tekrarlamasını istiyorum ve kod bloğuma ekliyorum. Aldıktan sonra sola doğru bir birim ilerleyerek pete ulaşıyorum ve aldığım 3 birim nektarı petekte 3 kere yap komut uygulayarak bala çeviriyorum. Böylece bizden istenen işlemi yapan algoritmayı kurmuş oluyoruz. Geldi, 3 kere dönüyor ve 3 nektarı bala çeviriyor. Yine bunlar da döngünün metinsel olarak yazılı şekilleri. Bu programlama dili için. Bakın gösterdiği dil JavaScript diliymiş. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Bu etkinlikte çiçekler 3 farklı çiçek var. Böylece nektarlar farklı yerlerde. Petek aynı yerde. Şimdi ben de size tekrarla bloğu kullanarak ilerleyip nektar ve balı alalım ve ilerleyelim. Şimdi burada yine kendini tekrarlayan çiçekler farklı birimlerde olmasına rağmen kendini tekrarlayan bir olay var. Ama öncelikle birinci çiçeğe ulaşmak için şu noktaya gitmem gerekiyor. Buraya gitmek için sola doğru 1, 2 ve 3 birim ilerliyorum. Tekrarla, sola doğru bir birim git, 3 kere tekrarla ve çalıştığı zaman kod bloğunun altına ekledim. Şimdi arım bu kod bloğu çalıştığı zaman şu noktaya ulaşacak. Bundan sonra bir birim aşağıya inip çiçekten nektar alacak. Yani bir birim aşağıya inip çiçekten nektar alacak. Sonra bu noktada tekrar bir birim aşağı inip çiçekten nektar alacak. Sonra yine bir birim aşağı inip çiçekten nektar alacak. Yani burada kendini 3 kere tekrarlayan bir olay söz konusu. Ama döngünün içine bu olay 2 satır kodda oluşuyor. Döngünün içine bu 2 satır kodu yazmamız gerekiyor. Kaç kere tekrarlıyor? 3 kere. Ne tekrarlıyor? Bir satır aşağı in, nektarı al. Bir satır aşağı in, tekrar nektarı al ve bir satır aşağı in, nektarı al şeklinde. Döngü kullanmadan yapmamız gerekseydi, döngü olmasaydı ne yapacaktık? Bir satır aşağı in, nektarı al. Bir satır aşağı in, nektarı al. Bir satır aşağı in, nektarı al. Şeklinde bir kod yazmamız gerekecekti. Bu kod gördüğünüz gibi şu 3 parça birbirini tekrarladığı için bu 3 parçadan birini alıp döngü içerisinde 3 kere tekrarlamasını istedim. Bu noktaya ulaştıktan sonra sağa doğru bir birim ilerleyip peteğin üzerine geliyorum ve peteğin kapasitesi 3, benim de 3 nektar almıştım daha önceden. O zaman 3 kere ne yapabilirim? Peteğe bal yapabilirim. Evet, algoritmayı bu şekilde çalıştırıyorum. Bakalım algoritmamda bir hata var mı? İstenen işi yerine getirdi. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Bu etkinlikte de bakalım önce döngüsüz olarak yapalım. Bir birim sağa gideceğim.
Sonra çiçeğin üzerinde çiçek iki nektara sahip. İki kere çiçekten nektar alacağım. Sonra bir sağa gideceğim. İkinci çiçeğin üzerine ve çiçekten iki kere nektar alacağım. Sonra bir birim daha sağa gideceğim. Ve peteğin üzerine gelerek peteği aldığım, topladığım 4 nektarı bala çevireceğim. Evet. Kodun döngü kullanılmadan yazılmış hali bu. Çalıştıralım. Evet, işi yaptı ama 10 blok kullanmışız. 11 satır kod yazmışız. Tekrar deniyorum. Bu döngü yazılmadaki hali. Şimdi bunu döngüyle nasıl yazarız? Bakalım tekrarlayan olaylar neler? Şimdi şurada sağa doğru bir birim iki kere nektar al. Sağa doğru bir birim iki kere nektar al. Şu 3 satır kod 2 kere tekrarlıyor. Bunu öncelikle 2 kere buradan koparıp 2 kere tekrarlatırsam artık şu kod satırına ihtiyacım kalmaz. Bunu 2 kere tekrarlamış olurum. Başka ne tekrarlıyor? Bal yapma komutu 4 kere arka arkaya tekrarlanmış. Burada yine tekrarla komutuyla bal yap 4 diyerek şunun yerine bunu ekleyebilirim. Buna artık ihtiyacım yok. Gördüğünüz gibi kod bir öncekine göre, döngüsüz kullanıma göre oldukça azaldı. İstersen şu içerideki kodun iki kere nektar al kodunu da döngü içinde bir döngü daha kullanarak tek satıra indirebilirim. Onu yapmak istersen nasıl yapacağım? Buradan koparayım şunu. Bir tane tekrarlı kod bloğu alıyorum. İçine bir tane değer atıyorum ve bunu iki kere yapmasını istiyorum. Artık buna ihtiyacım yok. Bunu kopardığım yere şu kodu ekliyorum. Yani şunun altına. Ne oldu? Döngü içerisinde bir döngü daha kullandım. Çalıştığı zaman algoritma en baştan itibaren çalışmaya başlıyor. Ne oluyor? Diyor ki içindeki kod bloğunu iki kere tekrarla. Bir kere sağa git. Bir birim sağa git. Ve değer al kod bloğunu iki kere tekrarla. Döngü içinde tekrar bir döngüyle istenen işlemi daha kısa bir yolla yapmış olduk. Yeniden başlatıyorum. Bakalım döngülerle algoritmayı doğru kurmuş muyum? Bakalım döngü içinde diğer döngüyü bu şekilde JavaScript kodunda göstermiş. Metin olarak iç içe yazılıyor. Altıncı etkinliğe geçiyorum. Evet, burada da öncelikle döngü kullanmadan algoritmamızı yazalım. Böylece hangi işlemlerin, benzer işlemlerin arka arkaya tekrarladığını daha rahat görebiliriz. Ne yapıyorum önce? Birinci çiçeğe gitmek için sağa doğru bir birim ilerliyorum. Sonra çiçekten nektarı alıyorum. Nektarı aldıktan sonra çiçekte işim bitiyor. Sağa doğru bir birim daha ilerliyorum. Aldığım nektarla bal yapıyorum. Peteğin üzerine geldiğim için.
Burada petekler ayrı ayrı verilmiş. Peteğin üzerine gelip bal yapıyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Sağa doğru bir birim daha ilerliyorum. İkinci çiçeğin üzerine geldim. Nektarı alıyorum çiçekten. Sağa doğru bir birim daha ilerliyorum. Peteğin üzerine geldim ve bal yapıyorum. Evet, bizden istenilen işi yapacak algoritma bu. Şimdi bunu bakalım tekrarlayan ne tekrarlıyor? Döngüyle bunu yapabilir miyiz? Şimdi sağ nektar al, sağ bal yap. Sağ nektar al, sağ bal yap. Evet, şu dört blok birbirini tekrarlıyor. Şu dört blok iki kere alt alta yazılmış. Ne yapalım döngüyle? Bu dört bloğu iki kere yazmak yerine koparıyorum. Döngü içerisine koyup iki kere tekrarlamasını istiyorum. Bunu da çöpe atıyorum artık. Bu zaten iki kere tekrarlayacak. Ve işimi döngü kullanarak daha kısa yoldan ne yapıyorum? Daha az kodla yazmış oluyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Evet, burada da bakalım. Sola doğru 1-2 birim değer al, aşağı in. Sola doğru 1-2 birim değer al, aşağı in. Sola doğru 1-2 birim değer al, aşağı in gibi bir kendini tekrarlayan bir iş var. Önce bu işin bir tanesini yazalım bakalım. Sola doğru 1-2 birim. Çiçeğin üzerine geldim. Nektarı topla. Ve bir birim aşağı ilerle. Böylece ne yapmış oluyor arı? Çiçeğin üzerine geliyor. Nektarı topluyor ve bir birim aşağı ilerlemiş oluyor. Aşağı ilerlediğinde şurada hareket ettiğim, yaptığım işlemi yapının aynısı burada da var. Burada da olduğunu görüyoruz. Ve şu noktaya ulaştığımda burada da aynı yapı var. Demek ki ben şu algoritmamı 3 kere tekrarlasam, 3 kere tekrarladığımda şu noktaya ulaşacağım. Ve ondan sonra yapmam gereken, çalıştıralım bakalım ulaşıyor mu? Bal aldı, aşağı indi. Tekrarladı, bal aldı, aşağı indi. Nektar aldı, aşağı indi. Evet. Buradan sonra da bir birim aşağıya ve 3 kere bal yapma komutunu çalıştıracağız. Bunu yine döngü içerisinde 3 yazıyorum. Yeniden başla, çalıştır. Evet, bizden istenilen işi yaptık. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Burada bakalım. 1-2 birim aşağı, nektar al. Sağa doğru bir birim. 1-2 birim aşağı, nektar al. Sağa doğru bir birim. Şuradaki iş iki kere tekrarlıyor. Önce birini yazalım. 1-2 birim aşağıya, nektar al, sola geç. Şurada mesela aynı satırdan iki tane var. Bunu da yine döngü içinde kullanabiliriz. Ben şu an kullanmayı tercih etmiyorum. Bu kaç kere tekrarlıyordu bu işlem? 2 kere tekrarlıyordu. Böylece ben şu noktadan şu üçüncü çiçeğin üzerine gelmiş oluyorum bu algoritmayla. Üçüncü çiçeğin üzerine geldiğimde bakıyorum bu çiçekte 4 tane nektar var. Değer al komutunu 4 kere uygulamam gerekecek. Bu kod bloğunun döngünün altına bir döngü daha ekliyorum ve 4 kere nektar al komutunu uyguluyorum.
Tüm nektarları topladıktan sonra toplamda 6 nektar var. Burada kapasitesi 6 olan bir petek var. O peteğe ulaşmak için sağa doğru bir birim ilerlemem gerekiyor. Ve yap komutunu 6 kere uygulayarak topladığım tüm nektarları bala çeviriyorum. Döngü olmasaydı burada yazdığımız kodlar büyük ihtimal ekrana sığmayacaktı. O kadar fazladan kod yazmış olacaktı. Çalıştırıyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, burada bakalım kendini tekrarlayan iş hangisi? Sola bir birim değer al, nektar topla. Sola bir birim ilerle, nektar topla. Sola bir birim ilerle, nektar topla. Sola bir birim ilerle, nektar topla. Buradaki iş kendini tekrar ediyor. Ne? Sola iş ne? Sola bir birim ilerle ve nektar topla. Bu iş kendini kaç kere tekrar ediyor? 1, 2, 3, 4 ve 5 çiçek olduğu için 5 kere sola ilerle ve nektar toplayla 5 çiçekten 5 nektar toplamış oluyorum. Daha sonra yukarı bir birim ilerle ve bal yap, yukarı bir birim ilerle ve bal yap diye 5 kere yukarı bir birim ilerle ve bal yap komutu çalışıyor. Bunu da yine döngü içinde kullanırsam 5 kere. Burada benden istenilen işi 2 döngüyle kısaca yazmış oluyorum. Etkinlik nektar almak, bal yapmak ve ilerlemek için döngüleri kullan. Şimdi bakın burada mesela daha önceki etkinliklerde bir çiçekte 3 nektar oluyordu, 2 nektar oluyordu. Yani 3 nektarı arka arkaya bu şekilde döngüsüz yazmak yine çok fazla bir iş yükü gibi görünmüyordu ama bu etkinlikte bir çiçek 10 nektar taşıyor ve birden fazla çiçek var. Böyle bir işi döngüsüz yapmak bir çiçek için, bir çiçekten nektar almak için bu komutu 10 kere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sadece bir çiçekten bal almak için 10 kere bu komutun arka arkaya uygulanması gerekiyor. Halbuki döngüyle 10 kere tekrarla diyerek bu aynı işi daha hızlı ve daha az yer kaplayan bir şekilde yazmış oluyoruz. Bunu çöpe atıyorum. Evet, yapmam gereken ne? Bir birim yukarı hareket et. Çiçeğin üzerine gel ve çiçekten 10 tane nektarı al. Sonra bir birim yukarı hareket et. Çiçeğin üzerine gel ve çiçekten 10 nektarı al. Bu işin aslında aynısını tekrar yapıyorum. O zaman ben bu kodu tekrar yazmak yerine bir döngü daha açarım. 2 kere tekrarlayan bir işim var. Hangi iş o 2 kere tekrarlayan? Bu. Bunu bu döngünün içine eklersem bu iki çiçekten de 10 artı 10 20 nektarı toplamış olurum. Çalıştıralım bakalım. Doğru yapmış mıyız?
algoritma sayesinde buradaki iki çiçekten 20 nektar topladık. Devam edelim. Bir birim yukarı ve 10 kere bal yap. Yine bal yap komutunu döngü içerisinde kullanıyorum. Sonra bakıyorum bu algoritma, bu iş şu yukarıda tekrar kendini tekrar ediyor. Yani yukarı gidip 10 kere bal yapma işlemi yine yukarı gidip 10 kere bal yapma işlemiyle devam ettiği için yine bir döngü kullanıyorum. Tekrarla 2 kere bu işi 2 kere yap arka arkaya ve bunu da diğer döngümün altına ekliyorum. Yeniden başla, çalıştır, bakalım ne oldu. Topladığımız nektarları peteğe aktarıyor. Evet. Kodu görüntüleyelim bakalım. Metin olarak. İç içe iki tane, ikişer tane döngü kullandık. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Burada yine döngüleri kullanarak nektar topla ve bal yap. Bakalım kendini tekrarlayan olay var mı? Bir birim yukarı. Nektar topla. Buradayım. Bir birim yukarı. Bal yap. Yukarıdakilere baktığımda sanki buradakinin aynısı gibi. Yine bir birim yukarı nektar topla, bir birim yukarı bal yap. Bir birim yukarı nektar topla, bir birim yukarı bal yap şeklinde. Yani burada yazdığım ilk algoritma 3 kere kendini tekrar ediyor. Bakalım yapacak mı işlemi? Bizden istenen işi yapabilecek mi bu algoritma? Yaptı. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, burada yine bir birim aşağıya, bir birim sola. Çiçeğin üzerindeyim. Nektara. Buradayken yine bir birim aşağı, bir birim sola, çiçeğin üzerindeyim, nektar al. Bir birim aşağıya, bir birim sola, çiçeğin üzerindeyim, nektar al. Bu yazdığım ilk algoritma 3 kere tekrarlanıyor. Bunu 3 kere tekrarladığımda şu noktaya ulaşacağım ve 3 çiçekten 3 nektar toplamış olacağım. Ondan sonra yapmam gereken bir birim aşağıya inmek peteğin üzerine ve bal yapma komutunu 3 kere uygulamak. Çünkü 3 nektar topladım ve petek kapasitesi 3 olduğu için 3 kere ne yapabilirim? Bal yapabilirim. Çalıştırıyorum. Son etkinlikle devam ediyoruz. Burada bir eşleştirme vermiş. Buradaki döngülerle yapılan işler uzun olarak yapılan işlerle hangileriyle eşleşiyor? İlk işe bakalım. Ne yapmış? 4 kere çiçekten nektar almış. Bunun döngüsü hali hangisi? Aşağı alt alta 4 kere nektar toplama komutunun işlenmesi, yani bu. İkincide ne var?
yukarı bir birim hareket et komutunu 3 kere işlemiş. Yani yukarıya doğru hareket et komutunu 3 kere işlemiş bu. Burada ne var? Bal yapma komutunu 5 kere tekrarlamış. Bakalım 5 kere 1, 2, 3, 4, 5 kere bal yapma komutu tekrarlama bu. Bunun karşılığı bu. Ve son olarak da sağa doğru 5 kere bir birim hareket etme komutunu tekrarlayarak 5 birim sağa doğru ilerlemiş. Bu da buna denk geliyor. Böylelikle bu konuyu da tamamlamış olduk.